Cenab-ı Allah Peygamber Aleyhisselam'a indirdiği vahiy ile evlerin kapatılmasını, kapılarının kapatılmasını istiyor. Ve Peygamber Aleyhisselam da buyuruyor ki bütün mescidin içine açılan evlerin kapısı kapatılacak. Ancak Hazreti Ebubekir Sıddık müthiş müstesna. Evet, Mescid-i Nebevi'nin yine kıbleye doğru döndüğümüzde sağ tarafımızda en öndeki kapı Mescid-i Ebubekir Sıddık radıyallahu anh kapısı. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın evi ve ashab-ı kiram efendilerimizin evi işte bu Mescid-i Nebevi'nin yani Resulullah Aleyhisselam mescidinin sınırındaymış. Ve şöyle yapmışlar. Evlerinin bir kapısı Mescid-i Nebevi'nin içine açılıyor, bir kapısı sokağa açılıyor. Yani arka tarafımız sokak, ön tarafımız mescidin içi. Evleri böyle. Cenab-ı Allah Peygamber Aleyhisselam'a indirdiği vahiy ile evlerin kapatılmasını, kapılarının kapatılmasını istiyor. Ve Peygamber Aleyhisselam da buyuruyor ki bütün mescidin içine açılan evlerin kapısı kapatılacak. Ancak Hazreti Ebubekir Sıddık müthiş müstesna. İşte Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın evi de mescidin hemen kıble tarafında, sağ tarafında. Zaten üzerinde de hadihi hufatu Seyyidina Ebubekir Sıddık radıyallahu anh yazar. Yani burası Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın evinin bulunduğu yer demektir. Yani şöyle anlayabiliriz ki Mescid-i Nebevi'nin etrafında ashab-ı kiram efendilerimizin evleri hep sıralı olarak bulunuyormuş.